TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Tokat'ta meydana gelen iki büyük deprem Kayseri'de de hissedildi. Akıllara Tokat depremi Kayseri'yi etkiler mi sorusu geldi. Jeoloji mühendisi Adnan Esen, Tokat depremlerinin Kayseri'yi etkilemeyeceğini söyledi ancak Kayseri faylarındaki olası depremin 6,5 büyüklüğünde olabileceğini belirtti. Tokat'ta meydana gelen depremler korkuttu. İki büyük deprem Kayseri'den de hissedildi. Kayserililer panik anları yaşadı. Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Tokat'ta meydana gelen depremlerin Kayseri'yi etkilemeyeceğini ifade etti. Tokat'ta meydana gelen depremler Kayseri'yi etkiler mi, Adana'yı etkiler mi, Sivas'ı etkiler mi şeklinde. Şimdi bir depremin başka bir depremi etkileyebilmesi için birbiriyle ilişkili olması gerekir. Doğal olarak bizim Kuzey Anadolu fay zonu ile doğrudan Kayseri'nin etrafında yer alan fayların Kuzey Anadolu fay zonu ile doğrudan bir irtibatı yok. Bu şekliyle bizim hem buğdaylı fayıyla da bir Kayseri'deki fayların bir irtibatı yok. Doğal olarak bu sonuçlara göre Tokat'ta meydana gelen buğdaylı fay zonu üzerinde meydana gelen depremin Kayseri'deki Yeşilhisar fayının, Ecemiş fayının, İncesu fayının, Deliler fayının, Sarıolan fayının, Erciyes fayıyla herhangi bir ilgisi, alakası yok. Dolayısıyla buğdaylı fayının Kayseri'de yer alan depremleri, fayları tetikleme gibi herhangi bir olanak, herhangi bir imkan söz konusu değil. Adnan Evsen, Kayseri'deki faylardan dolayı olası depremin en fazla 6,5 büyüklüğünde olabileceğini kaydetti. Şimdi Kayseri'deki hem tarihsel dönem kayıtları hem de aletsel dönem kayıtlarını biz incelediğimizde oluşan depremlerin büyüklükleri şiddet olarak söylüyorum 8 şiddeti. 8 şiddetini günümüzdeki büyüklük Richter'e göre düzenlemesini yaparsak AFAD'ın yapmış olduğu skalaya göre 6,2 büyüklük. 6,2 büyüklükten daha büyük bir deprem Kayseri tarihinde şu anda mevcut değil. Eğer daha önceki tarihsel dönem kayıtlarında oluşmuş bir deprem varsa bunlar araştırılarak, incelenerek bulunabilir. Ama bunun için ilave çalışma yapmak gerekiyor. Özetle Kayseri'nin etrafında bulunan faylar, birkaç tane fay var. Ecemiş fayı, Deliler fayı, Erciyes fayı, Yeşilhisar fayı, İncesu fayı gibi. Bunların tamamında yapılan değerlendirmelerde 6,2 büyüklüğünü geçen herhangi bir deprem kaydı yok. Muhtemel olabilecek depremin yine 6 mertebesinde, 6'yı biraz geçebilecek şeklinde olacağı şeklinde biz sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. Değerlendirmemiz de bu şekliyle. Yani 6,5 büyüklüğünden daha büyük, 7 büyüklüğünde deprem, 7,5 büyüklüğünde deprem Kayseri için söz konusu değil. En fazla 6,5 büyüklüğüne mi? En fazla 6,5 büyüklüğüne kadar gelebilir. Polis ekiplerince DAEŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 5 şüpheli hakkında işlemlere başlandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Tem ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. 16 ekip 36 personel ile DAEŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda DAEŞ'ta ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ firarisi olarak aranan eski emniyet müdürü saklandığı hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kom ve İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana FETÖ firarisi olarak aranan eski emniyet müdürü Ş.Ü.'nün saklandığı yer belirlendi. Ekipler hücre evi olarak kullanılan eve baskın yaptı. Baskında yatak odasında bulunan dolabın arkasında gizli bir geçit tespit edildi. Ekipler tespit edilen geçitten geçince FETÖ'den aranan eski emniyet müdürünü kaçmaya çalışırken yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 16 ilçedeki çiftçilerin faydalanacağı 300 ton nohut tohumu dağıtım için düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, gıda ve tarım konusunda kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke olmazsa olmazımızdır, bu da üreticiye destekli olur dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplam 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilecek, 1498 çiftçinin faydalanacağı, 17 milyon 700 bin TL değerindeki 300 ton nohut tohumunun da atımını gerçekleştirdi. Nohut tohumu dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlarla dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerinin altını çizdi. Büyükkılıç, üretenleri sırtımızda taşısak azdır dedi. Üreteceğiz, ihraç edeceğiz, katma değer sağlayacağız, istihdama vesile olacağız. Ülkemize en büyük böylece desteği yapmış olacağız. Kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke. Gıda ve tarım konusunda olmazsa bizim olmazımız olmalı. Bu laf ile olmaz. Üreticiyi destekle olur. İnanın biz üretenleri samimi olarak ifade ediyorum, sırtımızda taşısak az. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da katılımcılara verdiği bilgilerle Kayseri'nin ticaret ve sanayinin yanında bir tarım ve hayvancılık şehri olduğuna dikkat çekti. Tohum dağıtımı ve tarımsal üretime destekleyince Kayseri Büyükşehir Belediye'mize bir parantez açmak gerekmekte. Biz verilere baktığımızda Kayseri Büyükşehir Belediye'miz sadece tohum desteği vermemiş çiftçilerimize, üreticilerimize. Aynı zamanda alet ekipman desteği, tarımsal sulama desteği, merasta projelerinde destek, SWAT desteği ve birçok destekle birlikte yaklaşık 500 milyon TL'lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayseri çiftçilerimize vermiştir. Bu Türkiye'de ilk ve tektir. Bunu hatırlatmak istiyorum ve bundan dolayı da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve nezdinde tüm belediye yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de artarak devam etmesini talep ediyoruz. Koca Sinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ise Memduh ağabeyimiz her zamanki gibi yine çiftçiye desteğini esirgemedi dedi. Belediye Başkanımız sağ olsun, Memduh ağabeyimiz her sene olduğu gibi bu sene de 200 ton ihale yapmışlardı. Allah razı olsun 300'e çıkarttı. Her zamanki gibi gene çiftçiye desteğini esirgemedi. Konuşmaların ardından 16 ilçede 1498 çiftçinin faydalanacağı 17 milyon 700 bin TL maliyetli 300 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar kırsal mahallelerden biri olan Hasancı'da çiftçiye dağıtılan nohut tohumlarının ekimini yaptı. İçinde var mı bir şey? Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahallelerden biri olan Hasancı'da çiftçiye dağıtılan nohut tohumlarının ekimini yaptı. Tohum ekme makinesine nohut tohumları yerleştirdikten sonra Başkan Çolak Bayraktar traktör kullanarak tohumları toprakta buluşturdu. Çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, Kayseri'yi bir tarımsal üretim merkezi haline getireceğiz dedi. Tüm bereketli etsin, sağlıkla inşallah hasadını da yapmayı nasip olsun diyorum. Bölgemiz özellikle Koca Sinan'ın kırsal mahalleleri 48 köyümüz, Kayseri'deki tarım potansiyeli en yüksek olan ilçe. Ve bu en yüksek olan ilçede de her geçen gün ürün çeşitliliği de artıyor. Ve bugün burada nohut ekimi yaptık birkaç yıldır. Hakikaten bizim bölgemizde Allah daha bereketli etsin, artarak devam eden bu nohut ekimi toprakla uyuşması noktasında da gayet isabetli bir ürün oldu. Gömecin fasulyesinin yanında bundan sonra inşallah yeni bir ürün daha nohutu olacak. Ve her geçen gün ekim miktarı artmasıyla birlikte hasat miktarı da artıyor. Buradaki üretim de artıyor ve bizim İddiamız Allah nasip ederse inşallah Koca Sinan'dan başlamak üzere Kayseri'nin bütün ilçelerindeki tarımsal üretimini artırarak Kayseri'yi bir tarımsal üretim merkezi haline getirmek. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da bu sene çiftçimize belediyelerimizin katkılarıyla 700 ton tohum dağıttık dedi. Bakanlığımızın yürütülen bu proje kapsamında her sene tohum dağıtımı gerçekleşiyoruz. Bu sene de Büyükşehir Belediye'miz, Koca Sinan Belediye'miz ve bakanlığımızın destekleriyle 700 ton tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Aspir, nohut, yeşil mercimek, sorgun, sudan otu ve kuru fasulye olarak. Bugün de burada Koca Sinan ilçemize nohut ekimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 372 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun 300 tonu Büyükşehir Belediye'miz tarafından verildi. Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Tabii Koca Sinan Belediye'miz de mercimek ve nohut tohumu dağıtımı ile alakalı da onlara da destek verdi her sene olduğu gibi. Koca Sinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Dün dağıtmış olduğumuz Büyükşehir Belediye'miz ve Koca Sinan Belediye'miz tarafından, il müdürlüğümüz tarafından dağıtılan tohumların
Bir gün toprakla buluşma günü. Zaten Koca Sinan ilçesi Kayseri'nin en çok nohut ekilen ilçesi. Buraya katılanların hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Çiftçiler de her zaman çiftçiye destek veren ve yanında olan Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu yeni muhtarlar ve yeniden seçilen muhtarlarla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu seçim sonrası muhtarlarla ilk toplantısını yaptı. Melikgazi Belediyesi konferans salonunda yapılan toplantıya başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve birim müdürleri katıldı. Öncelikle seçim sonuçları hepimize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah önümüzdeki 5 yıl boyunca güzel bir şekilde çalışmayı nasip etsin. Melikgazi için hizmet ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Başkan Palancıoğlu, yerel yönetimde muhtarların önemine değindi. İnşallah bir muhtarlarımıza arkadaşlar bir sonraki dönemde bu yaptığımız işleri yerinde seçerek atıyorum Kazım Karabekir'deki akıl tüpünü gezdirelim, Çarşı Melikgazi'yi gezdirelim, Gönhan'ı gezelim. Oldu mu? Böyle bir programlar yapalım. Hem sizler yaptığımız işleri daha iyi anlarsınız hem de yerine gittiğimiz zaman çok daha imaj farklı oluyor inşallah. Bunları anlatalım. Toplantının sonunda kendini tanıtan mahalle muhtarları ise talep ve önerilerini dile getirerek ilgi ve alakalarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu'na teşekkürlerini sundu. Sizleri seviyoruz. Bir önceki muhtarlarımızı da seviyoruz. İnanın dün Talas'taki muhtarlarımızdan bir kısmı geldi. Mutlu oluyoruz yani. Başkanım diyor, emeğiniz çok diyor, şunu yapmıştık veya şu olmuştu, bu olmuştu diye. Şimdi muhtar değil bir kısmı. Bir kısmı devam ediyor ama sonuçta arkadaşlar Kayseri'de yaşadığımız için yüz yüze bakacağız. Birlikte görüşeceğiz. Aynı mahallede belki oturacağız. İnşallah buradaki hedef hem bu projeleri hem vatandaşın ihtiyacı olan projeleri gidermek ve sizlerle bir sonraki döneme geldiğimizde ya çok şükür aday olalım olmayalım önemli değil ama bu 5 yılda şu hizmetleri yaptık. Allah razı olsun dedirecek hizmetler yapmak inşallah. Yahyalı'daki 41 mahalle muhtarı 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ondan sonra onu burada Yahyalı ilçesinin muhtarları yeniden belediye başkanı seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vermediği için ücret de almayacak abicim. Dolayısıyla başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Esat Öztürk yeni seçilen mahalle muhtarlarıyla tanışma imkanı buldu. Esat Öztürk ziyaret sırasında mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bir seçimi 31 Mart seçimini hep beraber teneffüs ettik. Herkes kendi derdindeydi tabii. Çok fazla birbirimizle ilgilenemedik. Ama 41 mahallemiz var. 41 mahalle muhtarımızın her birine gönülden, yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah nasip ederse bu üçüncü dönemimiz, tabii siz mahalledeki seçmenlerinize, biz 41 mahalledeki tüm seçmenlerimize bir minnet borcumuz var, hizmet borcumuz var. AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı yeniden Yahyalı Belediye Başkanlığı'na seçilen Esat Öztürk hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sizlerden razı olsun. Allah size. Evet, tamam. Yeniden Yahyalı Belediye Başkanlığı'na seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, beraberindeki yöneticilerle birlikte Başkan Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, gönlümüzdeki oy oranını alamadık ama çalışarak daha iyi yerlere tekrar geleceğiz diye konuştu. Buraya biz 31 Mart'taki seçim galibiyetimizi burada sizinden kutlamak, size başarı dileklerimizi bildirmek için geldik. Sağdaki arkadaşlarımızla 45 gün böyle ciddi manada efor gösterdik, çalıştık sizinle birlikte. Allah bunların hepsinden razı olsun. Rabbim emeklerimizi zayi etmedi. Özellikle kadın kollarımızın sahadaki başarılarını takdire şayan. Allah onlardan razı olsun. Evlerinden, çocuklarından fedakarlık ettiler. Allah'ım utandırmasın inşallah Yahyalı'mıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin başkanım. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum tekrar. Başkan Esat Öztürk de ziyaretlerinden dolayı AK Parti ilçe teşkilatına teşekkür etti. Çok saygıdeğer ilçe başkanım,
çok saygıdeğer kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve yönetim kurulunda görev alan hem kadın, gençlik ve ana kademedeki dostlarım, kardeşlerim. Öncelikle 31 Mart seçimlerindeki %44.10'luk gibi bir oy oranıyla tekrar üzerimize bu yükü yükleyen öncelikle tabii Yahyalı'daki dostlarımıza, hemşerilerimize bir teşekkürümüz var. Hepiniz adına teşekkür ediyorum tabii. Teşkilatlarımız adına ben teşekkür ediyorum. Şahsım adına teşekkür ediyorum. Tabii daha sonra da ana kademedeki ve kadın kollarımız ve gençlik kollarımızdaki tüm yönetim kurulu üyelerimize ve başkanlarımıza başta gönülden yürekten teşekkürüm var, tebriğim var. Melikgazi Belediyesi Avrupa Birliği fonu desteğiyle elektrikli çöp toplama aracı satın aldı. İlçede Avrupa Birliği hibesiyle daha sürdürülebilir bir şekilde çöp toplama hizmeti sağlamak amacıyla elektrikli çöp kamyonunu alan Melikgazi Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir hizmet sunuyor. Melikgazi ilçesine yönelik hizmetlerin ve çalışmaların aksamaması ve daha hızlı hizmet etmek için araç filosunu artırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, iklim değişikliğine sebep olan faktörlerin başında fosil yakıt tüketen araçlar gelmektedir. Proje kapsamında pilot çalışma olarak planlanan ve hizmet araçlarının elektrikli araçlara dönüştürülmesi öncülük edecek bir elektrikli atık toplama aracı satın alındı. AB fonuyla satın alınan araç, Melikgazi'mizde büyük araç girişi için dar ve zor alan yerlerde hizmet edecek. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atan Melikgazi Belediyesi çalışmalarını hız kesmeden devam edecek dedi. Ramazan bayramı sonrası gram ve çeyrek altına büyük rağbet olduğunu söyleyen Sarraf Bayram Erdoğan, altının uzun vadede en güvenilir yatırım aracı olduğunu belirtti. Erdoğan son 5 yıl içerisinde altının dolara oranla %85 oranında daha çok kazandırdığını açıkladı. Altın fiyatları her geçen gün daha da değer kazanmaya devam ediyor. Son 5 yıl içerisinde dolar ve euroya oranla %85 oranında daha fazla kazanan altın, en güvenilir yatırım aracı olma özelliğini korudu. Bayram sonrası çeyrek altın ve gram altında tabii arz talepten dolayı da bir artış söz konusu. Aynı zamanda uluslararası piyasada onsun artışından dolayı da bir değer artışı söz konusu. İnsanlarımız güvenli liman noktasında altını tercih ediyorlar. Tüm Türkiye çapında, hatta şu son zamanlarda dünyada da altının tercih nedeni olduğunu onsun yükselmesinden dolayı gözlemleyebiliyoruz. Ancak şöyle bir esnaf olarak vatandaşlarımıza tavsiyede bulunmak istiyorum. Altının günübirlik, yani bir haftalık, 10 günlük alayım satayım, yükselince satarım, düşünce alırım mantığıyla lütfen yatırım yapmasınlar. Sevgili halkımıza şu tarz tavsiyelerde bulunuyoruz. Elimizdeki yatırımımızı uzun vade dediğimiz en az 3 ay, 5 ay, 1 yıl gibi bir kenarda bekleteceksek yatırım amacıyla altına ya da dövize yönlendirilebilir. Altın piyasasındaki son durumu değerlendiren Sarraf Bayram Erdoğan güncel altın fiyatları hakkında da bilgiler verdi. Erdoğan, altın şu anda sadece ülkemizde değil dünya genelinde de büyük ilgi görüyor dedi. Dolayısıyla kağıtlar dediğimiz dolar, eurodan ziyade altın son 5 yılda dövize göre en az %80-85 daha fazla değer kazandı. Dolayısıyla güvenli liman anlamında güncel altın fiyatları 1 gram 24 ayar has altın dediğimiz altınımızın fiyatı 2630 liradır. Geçen seneye oranla yaklaşık %50'lik bir artış söz konusu. Bir çeyrek altının fiyatı da 4460 liradır. Bayram sonrası itibariyle Türkiye genelinde genel bir tercih tabii söz konusu. Buna binaen de altında arz talepten dolayı ve dünya piyasalarındaki onsun artışından dolayı altında bir yükselme de söz konusu oldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş, yani genel anlamda tabii dünya konjüktürüne baktığımız zaman hem uluslararası hareketlilik, bir taraftan Türkiye'deki ekonomik kriterleri bir tarafa koyduğumuz zaman altın fiyatlarında bir yükseliş söz konusu olacağını düşünüyoruz. Yani dolara bağlı ve dünya piyasalarında onsa bağlı iki taraftan altının yükselebileceğini konuşuyoruz efendim. Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıklayan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Celal Kılıç, parçalı bulutlu bir havanın yanı sıra cumartesi günü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Celal Kılıç, Kayseri için bir haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Pazartesi günü parçalı az bulutlu, yağış beklemiyoruz. Rüzgar yine güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esecek. Salı günü parçalı az bulutlu, yağış beklemiyoruz. Yine periyodumuzun son günü olarak ayın 24'ü çarşamba günü parçalı az bulutlu, yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklara bakacak olursak, sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin 7 ila 8 derece üstünde seyretmeye devam ediyor. Minimum sıcaklıklar cumartesi günü 9, pazar günü 7, pazartesi 7, salı günü 9, çarşamba günü 11 derece olacak. Maksimum sıcaklıklar da yine cumartesi günü 26 dereceden başlıyor. Çarşambaya kadar tecriben 31 dereceye kadar çıkacak. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir havanın yanı sıra sağanak yağış ve saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına beklendiğini söyleyen Kılıç, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyardı. Cumartesi günü genel olarak parçalı bulutlu bir hava istihdal ediyoruz. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekliyoruz. Rüzgar güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Cumartesi gününe has olarak rüzgar ihbarımız bulunmaktadır. Bunu ilgili yerlere yayınını yaptık. Cumartesi günü Kayseri genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına 70 km bölü saate kadar hıza çıkacak fırtına bekliyoruz. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını arz ediyoruz. Pazar günü parçalı çok bulutlu hava istihdal ediyoruz, yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafta boyunca genel olarak güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esecek. Yine bu cümleden olarak pazar günü de rüzgar güneyli yönlerden esiyor. Kayseri'de ekim işiyle uğraşan vatandaşlar şimdiden fideleri toprakla buluşturmaya başladı. Nisan ayının riskleri de beraberinde getirdiğini söyleyen uzmanlar doğru ekim zamanı için Mayıs ayını işaret ediyor. Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte ekim işiyle uğraşan vatandaşlar fidecilerin yolunu tutmaya başladı. Sitil almaya geldim. Domates sitil, biber. Artık hangisi olursa ondan almaya geldik. Bu sene ne ekmeği düşünüyorsunuz? Vallahi domates, biber, kıl biber. Domates, biber. Bunlar... Her sene ekiyor musunuz? İnşallah. Ekiyor, Allah nasip eder. Domates, biber ne varsa ekiyor. Ne varsa ekiyor. Küçük bir bahçemiz var, bu bahçemiz. Ekiyor, çok şükür. Kendim ekip kendim yiyorum. Verim de alıyorsunuz. Yok, almasak da yeşilliği yetiyor yani. Nisan ayının Kayseri için risk oluşturduğunu söyleyen uzmanlar ise meyve ve sebze fidesi ekecek olan vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Fide ekimleriniz genel olarak Kayseri'de Mayıs 5'i diye düşünüyoruz. Çünkü o zamana kadar havalarımız belli olmuyor. Kırcı yağıyor, ani hava değişimlerimiz oluyor, soğuk oluyor geceleri. Ondan dolayı biraz daha beklemelerini tavsiye ederiz yani. Bağ bahçe işiyle uğraşan vatandaşları acele etmemeleri konusunda uyaran fideci Alaaddin Demirdoğan, doğru ekim zamanı konusunda Mayıs ayının ortalarını işaret etti, nedenlerini anlattı. Kayseri iklimine uygun sebze ve meyve fideleri hakkında da bilgiler veren Demirdoğan, şu an için yapılacak en doğru iş toprağa ekim hazırlamak ve sadece yeşillik ekmek dedi. Önerimizde işte toprakların gübrelerini hazırlayabilirler bu zamanda. Yeşillikleri, yeşillik türlerini ekebilirler. Diğer çeşitlerimize biraz daha var zamanı. En çok talep domatesimiz var. Yerli domates, Kayseri'nin karabacak dediğimiz karadır domatesimiz var, Tuzhisar'ın. Oranın domatesi çok güzel oluyor. Ondan sonra salçalık domatesler konserve edilmek için onlar tercih ediliyor. Salçalıklar, biber çeşitleri, köy biberi falan onlar çok tercih ediliyor. Ya toprak analizi önemli bir şey. Toprak analizi yaptırırlarsa daha iyi olur yani. Ona göre gübre veririz işteyse. Toprağın ne eksiği olduğunu bilmeden sürekli aynı gübreler atılıyor. O yüzden de toprak hep aynı vitaminleri aldığından dolayı ürünlerin verimi düşüyor. Aklınıza gelebilecek her türlü çeşitlerimiz var. Pepino, altın çilek, biberin envai çeşidi, hibrit çeşitlerimiz, normal doğal çeşitlerimiz, her çeşit ürünlerimiz mevcuttur. Artı fiyatlarımızda geçen seneye nazaran bir miktar yükselme vardı. Gene de en uygun şekilde satmaya çalışıyoruz ki müşterilerimiz memnun olsun diye. Yani sıkıntı yok. Geldikleri zaman çok şükür memnuniyetle ayrılabilirler buradan. Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan çocuklara özel Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde birbirinden özel konser ve tiyatrolarla çocukları bekliyor. Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başlıyor. Donanımlı, eğitimli bir nesil yetişmesi için Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliğini çocuklarla buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, birbirinden eğlenceli ve özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.
20 Nisan Cumartesi günü resmi açılışı yapılacak olan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği kapsamında 20 Nisan'da Çocuk Tiyatrosu Haydi, 21 Nisan Pazar günü ise Çocuk Tiyatrosu Elif ve Arkadaşları, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında çocuklarla olacak. Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Salı günü saat 15'te Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin hazırladığı Çocuk Korosu konseri ve yine 23 Nisan saat 14'te Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin hazırladığı ve Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yöneteceği Çocuk Tiyatrosu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında çocuklar için sahne alacak. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde etkinlik alanında Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa'da çocukların ve vatandaşların talep, istek ve önerilerini almak için alanda yer alacak. Öte yandan Türkiye'deki TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi de etkinlikteki yerini alacak. Kayseri Bilim Merkezi birbirinden güzel ayaküstü atölyeler ve gösteri deneylerini çocuklarla paylaşacak. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişim Üretimi İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 21 Nisan Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Talas'ta bu hafta yine Maharetli Eller Haftası. Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu haftada vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Gerek el işi, gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok üründe alıcı bekliyor. Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor çalışmalarını 3 puan parolasıyla tamamladı. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Kayserispor sezonun 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını Recep Mamur tesislerinde yaptığı antrenmanlarla tamamladı. Karşılaşma 20 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Maçı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve o gün Kamacı yapacak. Kayserispor geride kalan 32 haftada 37 puan topladı ve 14. sırada yer aldı. Rakip takım Trabzonspor ise 52 puanla 3. sırada. Efendim haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bültenini burada noktaladık. Tekrar buluşmak ümidiyle mutlu hafta sonları.